Alanya'ya gelerek çeşitli temaslarda bulunan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, partisinin ardından İyi Parti'nin SMA hastası Ahmet Bebek için Cuma pazarında düzenlediği kermesi ziyaret etti. Budak'ı CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ, belediye meclis üyeleri partililer de yalnız bırakmadı. Kermesteki standaları ziyaret eden Budak ve partililer ardından Gelecek Partililer ile İyi Parti ilçe teşkilatı üyelerinin bulunduğu masaya oturarak sohbet etti. Nasılsın? Evet arkadaşlar, Antalya Milletvekili'miz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz. Sizlere merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Anlacım kolay gelsin. Hoş geldin. Kolay gelsin. Merhaba. Sen de satıyor musun? Ne yardım edeyim? Paketlere mi koyayım? SMA hastası Ahmet Bebek için kurulan standları ziyaret ettiklerini belirten milletvekili Budak, Alanya'da Ahmet Bebek için destek verildiğini görünce bu hastalıktan muzdarip olan aileler ve çocuklarına ümit olacağını gördük, şeklinde konuştu. Bugün Alanya'da ikinci programımızı SMA hastası kardeşimiz Ahmet için buradayız, standlardayız, standları gezdik. Ve Alanya'dan büyük bir coşkuyla destek verildiğini ve bütün Türkiye'deki bu hastalıktan muzdarip olan ailelere ve çocuklara bir ümit olacağını düşündüğüm bir etkinlik. Turizm Bakanı'nın bol kepçeden dağıttığı 1 Nisan'da sezonu açacağız sözlerinden sonra bakıyoruz ki Alanya'da büyük bir beklenti var, diyen Budak, madem 1 Haziran'dan itibaren bir normalleşme olacak bunu neden bir hafta önce açıklamıyorsunuz, ifadelerini kullandı. Biliyorsunuz havalar ısındı, turizm beklentisi çok yüksekti. Turizm Bakanı'nın bol kepçeden dağıttığı 1 Nisan'da sezon açacağız sözlerinden sonra bugün bakıyoruz ki Alanya'da büyük bir beklenti var, bekleyiş var. Özellikle turizm emekçilerinin büyük beklentileri var. Esnafımızın çok büyük beklentileri var. Maalesef hala normalleşme süreciyle ilgili bugüne kadar bir açıklama yapılmamış. Bu son derece önemli. Şimdi restorançılar kapalı, kahveler kapalı. Efendim işte 17 gün zaten net kapanma vardı. Bayramda alışveriş yapan esnaf o bayram alışverişlerinden oldu. Bununla ilgili madem bir normalleşme olacak 1 Haziran'dan itibaren bunu niye bir hafta önce açıklamıyorsunuz? İnsanlar hazırlık yapacak, mal alacak.